Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın fethi kutlamaları bugün yapılan sempozyumla başladı. Nisan ayı boyunca anma ve fethi kutlamaları için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Düzenlenen açılış programına Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve önceki dönem Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katıldı. 23 yıl sabırla süren bir kuşatma ve hoşgörüyle fethedilen Bursa, bize sabırla yürünen yolun aydınlık sonucunu o gün gösterdi. Biz de Bursa'nın sabır, hoşgörü ve adalet şehri olduğunu 31 Mart'ta yeniden gördük. Hangi aday için olursa olsun demokratik iradesini kullanarak sandığa giden tüm hemşehrilerime, ilk kez oy kullanan ve kendi geleceği üzerinde söz hakkı olan gençlerimize, sağlam iradesiyle daima güçlü kadınlarımıza, her şu koşulda sandığa gitmeyi vatanı görev kabul eden engelli kardeşlerime de teşekkür ederim. Tartışmasız ve umutla bize yetki veren Osman Gazi'mizin her günün fetih coşkusu ile geçmesi için bundan sonra el birliği ile var gücümüzle de çalışacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın yeşeren umutlarını Bursa'nın çınarına dönüştürmek için çalışacağız. Bu duygularla başladığımız fetih şenliklerimizde şimdiden hayırlı olsun. Başkan Aydın etkinlikler hakkında konuştu, vatandaşlara çağrı yaptı. Bu yıl geleneksel etkinliklerle kutlayacağımız fetih şenlikleri Nisan ayı boyunca sürecek. Bugün Ali Emir'in kütüphanesinden 4. Murat dönemi ve Bursalı müellifler sergisiyle başlayan şenliklerimiz Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murat dönemleri ve Bursa Sempozyumu'yla devam edecek. Bursa'mızın fethedildiği gün olan 6 Nisan sabahı Ulu Cami'de sabah namazı ve fetih duasına da hemşehrilerimizi bekliyoruz. Programın hazırlanmasında emeği bulunan önceki dönem Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da etkinlikler hakkında konuştu. Osman Gazi Belediyesi'nin bizden önce Recep Başkan döneminde başlayan fetih şenlikleri bizler tarafından da sürdürüldü. Buradaki amacımız bunun kurumsal bir hale gelerek Osman Gazi Belediyesi'nin bir etkinliği olmasıydı. Bu da çok şükür oturdu. 19 yıldır aralıksız bunu sürdürüyoruz. Ve tabii bir ayı kapsayan yoğun bir program. Bu işin organizasyonu, bütçesi hakikaten çok önemli. Dolayısıyla bu önemli bir işi ancak böyle bir güçlü belediye yürütebilir, sürdürebilir. Yani 19 yıldır süre gelen ve inşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam etmesini umduğumuz böyle bir yönü inşallah edecek. Böyle ederse zaten belediyenin kendi kurumsal yapısı da o şekilde daha güçlü şekilde devam eder.